Bugün arkadaşlar şöyle bir e, konu işlemek istiyorum. Sosyal medyada epeydir yürüyen bir e, şey var. Yani sosyal diyelim sadece sosyal medya değil, yazılı ve görsel da bunlar e, yürüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de biliyorsunuz eskiden 90'lı yıllarda özellikle 90'lı yıllarda Türkiye çok farklı şeyleri konuşuyordu arkadaşlar. Yani e, derin devleti Derin devlet mafya bağlantılarını, mafya siyaset siyaset bağlantılarını konuşuyordu. Baya hareketli olaylar oldu. Hepimiz biliyoruz. Yani 90'lı yıllarda genç olanlar ya da 90'lı yıllarda aklı kesen durumda olan insanların hepsi bilir. Daha sonra nasıl olduysa bir genel bir şey başladı, genel bir operasyon başladı. Bütün işte mafya babaları, işte kabadayılar, Bunlar içeriye alındı. Şimdi arkadaşlar mafya babası nedir? Kabadayı nedir? Bu muhabbetlere girmeyeceğiz. Bu muhabbetlere girmeyeceğiz ama şu günlerde yürüyen özellikle de sosyal medyada insanların aklını meşgul eden bir konu var. O konu hakkında ben eğer müsaade ederseniz kısa kendi yorumumu eklemek istiyorum. Kendi yorumumu eklemek istiyorum. Hepinizin de dikkatini sunmak istiyorum. Bugünün tarihini herkes atsın bugünün tarihini herkes atsın bugün e, 16 Nisan Perşembe günü 2020 şu yayında söyleyeceklerimi altını lütfen kalın çizgilerle çizin şimdi e, Alaaddin Çakıcı'yı herkes duymuştur yani bilmeyen yoktur Alaaddin Çakıcı e, kendisinin mafya babası denilmesinden rahatsızlık duyan kabadayı olarak Kendisini nitelendiren Türkiye'nin yıllardan beri tanıdığı iç ve yurt içi ve yurt dışı bağlantıları olan bir dönemde e, derin devlete yani istihbarata hizmet ettiğini iddia eden bir kabadayıdır. Karadenizli Trabzonlu bir kabadayıdır ve Alaaddin Çakıcı e, meşhur babalardan kabadayılardan Dündar Kılıç'ın damadıdır aynı zamanda rahmetli Allah rahmet eylesin. Dedik ya kimin kimi nasıl değerlendirdiğinin bir önemi biz bizim açımızdan bir önemi yoktur. Biz kendi değerlendirmelerimizi yaparız. Kendi değerlendirmelerimizi yaparız. Herkesin hani derler ya bir e, yüreğinin bir yerinde birine karşı duyduğu bir sevgi vardır. Bu arkadaşlık sevgisi olabilir, kardeşlik sevgisi olabilir, hemşeri sevgisi olabilir vesaire vesaire arkadaşlar. Yani burada e, kimse bunu böyle algılamasın. Sadece dedim ya bunu sohbet ediyoruz. Sohbet niteliğinde konuşacağım. Eee Alaaddin Çakıcı'yı severiz. Ha, kimin siyasi görüşüyle mi alakalı? Hayır. Alaaddin Çakıcı'nın dik duruşunu severiz. Alaaddin Çakıcı'nın sözünün eri oluşunu severiz. Alaaddin Çakıcı'nın dediğinin arkasını getirme özelliğinden dolayı severiz. Alaaddin Çakıcı sert iklimin mert çocuğu için severiz. Alaaddin Çakıcı gözünü budaktan sakınmadığı için severiz. Severiz. Alaaddin Çakıcı'nın adamı mıyız? Yok. Bizim mafya ayaklarında ya da kabaday ayaklarında bezimiz var mı? Yok. Şimdi. Alaaddin Çakıcı istiyor. Şöyle bir geçelim. Nasıl tanıyoruz? Ben nasıl tanıyorum? Alaaddin Çakıcı iki, olay, iki olayını size anlatacağım. İki olayı nasıl siz değerlendirmesini yaparsınız. Ondan sonra bu konuya niçin girdiğimi hepiniz kafanızdan değerlendirirsiniz. Sadece iki olayını anlatacağım. Diğerlerini anlatmaya gerek yok. Alaaddin Çakıcı bir ortağı var arkadaşlar. Tevfik Ansoy. Bitlisli bir ortağı. Alaaddin Çakıcı ile yıllarca ortaklık yapmış. Ama daha sonra işte sebeplerini karıştırmayacağım konularla ortaklıkları bitmiş. Ondan sonra Tevfik Ansoy televizyon ekranlarına çıkarak Alaaddin Çakıcı'nın kaçak olduğu dönemlerde Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışında olduğu dönemlerde Tevfik Ansoy canlı yayın ekranlarına çıkarak canlı yayında sürekli şekilde eee meydan okumaya, sürekli şekilde Alaaddin Çakıcı'nın adını çizmeye, e, Dündar Kılıcı'ya işte la söylemeye, şunu yapmaya, bunu yapmaya başlıyor. Yani, böyle biliyorsunuz. Aralarındaki problemi bilemeyiz. E, bir şey yapamayacağını, Alaaddin Çakıcı artık kendine çeki düzen versin falan filan şeklinde açıklamalar var. Canlı, yayın, e, canlı yayınlara katılmış videoları daha da YouTube'da dolaşıyor. Bir gün yine, bir gün bir canlı yayında arkadaşlar, Tevfik Ağansoy'un oturup, e, televizyon ekranında canlı yayın sırasında Alaaddin Çakıcı yurt dışından telefonla arayarak bağlanıyor. Ve şunu söylüyor. Diyor ki sen bugün iktidarı arkana aldın. İktidarın gücüyle ona buna meydan okuyorsun ama doğru iş yapmıyorsun. Şeklinde konuşur. E, ee, Tevfik Ansoy şöyle bir cevap verir. Hatırladığım kadarıyla yanlış olabilir. Sürçü lisan olabilir. Özür dilerim. Tevfik Ansoy şöyle bir cevap verir. Der ki ne yapacaksın? Öldürecek misin? Öldürtecek misin? Şeklinde sorar. Alaaddin Çakıcı da şöyle bir cevap verir. Der ki sen aslında ölüsün ama haberin yok. Der ve Alaaddin Çakıcı kapatır. Bundan sonra daha resleşmeleri devam eder. İşte birbirlerine meydan okumalar devam eder. Ee, daha sonra <laughs> dedim ya arkadaşlar bu e, kabadaylık dünyası böyle bir şeydir. İki tane korunmasıyla beraber iki polis korunması yani özel korumayla beraber başbakanlığa bağlı dönemin e, başbakan yardımcısı Tansu Çiller'in özel koruma polisleri tarafından korunurken iki polisle beraber Tevfik Ansoy ölür. İki polis de korumada ölür. Tevfik Ansoy da ölür. Bu Türkiye'yi bir miktar epey bir sallar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Birinci olay bu. Birinci olay bu. Şunu kafanızda bu yorumu göstermek istiyorum. Yani hükümet desteği, devlet desteği, koruma desteği falan filan. Yani bu tür şeyler nereye kadar sizi koruyacak yani? Nereye? Korumaz yani. Kaçmak, göçmek falan bunlar boş işler. Kabadaylık dünyasında Mertçe karşısına çıkıp ya öldürürsünüz ya ölürsünüz. Olay budur. Gelelim ikinci hikayeye. Ee, i̇kinci kez Alaaddin Çakıcı'ya bir operasyon çekiliyor. Bu ikinci operasyonda ee, eşi üzerinden. Aslında Alaaddin Çakıcı'nın eşi Dündar Kılıç'ın kızı. Yani Dündar Kılıç da gerçekten eski kabadayılardan, gerçekten nam salmış namlı kabadayılardan biriydi Allah rahmet eylesin. Dündar Kılıç kızını Alaaddin Çakıcı'ya vererek bir e, oğlu yaptı yani daha da yakınlaştı. Ancak Dündar Kılıç'ın eşi Uğur Kılıç ya da Uğur Kılıç Çakıcı e, Alaaddin Çakıcı ile yaşadığı problemler nedeniyle Alaaddin Çakıcı'ya bir bedel ödetmek ister. <laughs> Arkadaşlar Alaaddin Çakıcı'nın adını bozacak adını bozacak şekilde hareketler yapmaya başlar. Hatta yine e, o dönem işte o dönem iktidarların bir tanesinin emniyet müdürü. Bir emniyet müdürü, bir emniyet müdürüyle birlikte Alaaddin Çakıcı'nın ismini çizmeye kalkar. Alaaddin Çakıcı birkaç kez uyarmasına rağmen birkaç kez uyarmasına ihtar etmesine rağmen Uğur Çakıcı yani Uğur e, ne derler Uğur Kılıç diyelim. Uğur Kılıç bu Kılıç Çakıcı bunu aldırmaz ve bu da aynı şekilde gazetecilerin önünde mikrofonun karşısında rest çeker. Yani sırtını yasladığı emniyet müdürünü arkasında güç kabul ederek rest çeker. Alaaddin Çakıcı önce kayınpederini arar. Der ki kayınpederine böyle böyle bir durum var. Bizim adımızı bozmaya çalışıyor. Değerli kayınpederim bu işi halleder misiniz? Müdahale eder misiniz? dediğinde o dönemde Dündar Kılıç çok yaşlıdır, çok yaşlıdır. Artık e, emekli olmak istemektedir ve e, bir de kendi çocuğuna kıymak istemez ve Alaaddin Çakıcı. Tabii bu dedim ya bu bizim duyumlar yani biz Alaaddin Çakıcı'yla sohbet etmiyoruz. Alaaddin Çakıcıya der ki ben yıllardır kabadayım kendi çocuğumu öldürmek istemiyorum, kendi çocuğumun canına kıymak istemiyorum ama e, durdurulacak bir durumda değil. Yani kendini kaybetmiş bir durumda sahip çıkma der. eğer kendini düzeltmezse ölüsüne de sahip değilim şeklinde açıklama yapar. Akabinden fazla bir süre geçmez Uludağ'a yine tatile gittiğinde Uğur Çakıcı Kılıç orada vuradığı bir saldırı sonucu ölür. Bu iki olayı, bu iki olayını biliyoruz Alaaddin Çakıcı'nın. Daha bir sürü olay var. İki olayını anlatmak istiyorum. Alaaddin Çakıcı daha sonra arkadaşlar e, Mesut Yılmaz'ın bilirsiniz. Mesut Yılmaz'ın e, iktidarı döneminde, işte Üçlü Kovalisyon döneminde Alaaddin Çakıcı yurt dışında yeri ihbar edilerek yakalanır ve Türkiye'ye getirilir. Yıllardır da içeride cezaevinde yatıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tartışma başladı. Yıllardan beri, epey bir zamandan beri Alaaddin Çakıcı cezaevinde ve dışarıdan insanlar bazı yakıştırmalar ya da içeriden cezaevinden dışarıya doğru Alaaddin Çakıcı'nın söylediğini iddia ettikleri bazı sözleri dışarıya doğru taşımışlar. Yani dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya doğru bir laf taşıma durumu var. Tabii ki Alaaddin Çakıcı kendisi cezaevinde olduğu için cezaevinde ne söylediğini ancak birileri iddia olarak görebiliyoruz. Çünkü Alaaddin Çakıcı'nın kendi söylemini duyma şansımız olamıyor, olmuyor. Ee, yine Türkiye'de tanınan e, bilinen epey zaman bir medya e, medyatik bir konuma gelen ve medyada sürekli işlenen e, Sedat Peker var. Kendisi Rizeli. iktidar yanlısı. E, ümmetçi bir kabadayı diyelim. Mafya babası diyelim ya da bilmiyorum. Yani nasıl değerlendirirseniz öyle değerlendirin. Uzun zamandan beri e, Sedat Peker'in e, sözü cezaevine Alaattin Çakıcı, Alaattin Çakıcı'nın sözü cezaevinden dışarıya Sedat Peker'e götürüldü getirildi arkadaşlar. Ama dediğim gibi Alaattin Çakıcı'nın sözünü bizzat kendi ağzından duyma şansımız olmadı hiçbir zaman. Ancak şu yakınlarda hatta dün, dün önceki gün işte ne zaman yayınlandığını bilmediğim bir video ben de tesadüfen gördüm. Sosyal medyaya dolaşırken tesadüfen bir video. Serhat Peker'in bizzat kendisinin çektiği kısa bir videoyu sosyal medyada gördüm. Ve gerçekten ağır hakaretlerin içerisinde olduğu, gerçekten ağır meydan okumanın, ağır bir resleşmenin içinde olduğu bir videoydu. Aslında çok oldu. Yani onu söyleyebilirim. Şaşırdım. Ee, çünkü ben ne kadar tanıyorsam Alaaddin Çakıcı'yı, Sedat Fikir'in de Alaaddin Çakıcı'yı o kadar tanıdığını bilirim. Bilmiyorum ama benim yorumum e, şudur. Ee, Türkiye'de güzel şeyler olmayacak. Türkiye'de ciddi anlamda söylüyorum. Ama yurt içinde ama yurt dışında kesinlikle bu tartışma, bu dil tartışması, laf atışması kanlı bir hesaplaşmaya dönüşecek arkadaşlar. Kanlı bir hesaplaşmaya dönüşecek. Bu yüzde yüz ben bunu buradan altını çiziyorum. Türkiye önümüzdeki günlerde bu kanlı hesaplaşmayı konuşacaktır. Ve bu kanlı hesaplaşmanın öyle yıllar süreceğini falan da düşünmüyorum. Biri mutlaka ama mutlaka bir ya da birkaç kişi şu sürtüşmenin bedelini canla ödeyecek kesin olarak ödeyecek. Yani benim tecrübem, ben 50 yaşındayım. Benim tecrübelerim ne iktidar, ne ağası, ne paşası, ne silahlı korumaları hiç kimsenin, hiç kimsenin ama hiç kimsenin bu tür kabadayı hesaplaşmasında hiç kimsenin bir fayda veremeyeceğini, herkes her mermi herkes için bir adet ölüm olduğunu, her ölümde bireyin kendisi için anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum bunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Onun için dedim ya kimse kimsenin kimsenin üzerine sıkılan kurşunun önüne geçebilecek cesareti gösterememiştir. Ya da kimsenin ölümünü sen ölme de ben öleyim e, durumu olmamıştır. <laughs> Onun için <laughs> burada kanlı bir hesaplaşma gözüküyor işin aslı. Ve bu aslında uzun yıllardan beri devam eden derinden beri devam eden Türkiye'deki Parkçılık, otoparkçılık, değnekçilik, haraç. işte biliyorsunuz bu tür gibi yani mafyavari işlemlerin uzun zamandan beri Türkiye'de alt takkever külah sıkıntılarının olduğunu. Yani bir gruptan diğer gruba, bir tarikattan diğer tarikata, bir cemaattan diğer cemaata, bir terör örgütünden diğer terör örgütüne bir mafya yapılanmasından diğer mafya yapılanmasına top gibi geçirilip getirildiğini çok iyi biliyoruz. Bundan önceki yani bundan önceki hükümetler birilerine yol veriyordu. Bu hükümet birilerine yol veriyor. Yani Kadir Topbaş üzerinden Kadir Topbaş'ın bir mafya oluşumu yaptığını, Kadir Topbaş'ın İstanbul'u adeta bir mafya kentine dönüştürdüğünü hepimiz biliyoruz. Bütün ihalelerden tutun da arazilere kadar, arazi mafyasına kadar yani rantçılardan tutun da değnekçilere değnekçilerden tutun da işte parkçılara kadar otoparkçılara kadar bu yapılanmanın yapıldığını biliyoruz. Hatta bu Türkiye geneline doğru yayıldı. Yani İstanbul'da baktılar ki bu rant iyi Türkiye geneline doğru yaydılar. E tabi Türkiye geneline doğru yaydığınız zaman da e, her türlü derneğin her türlü işte e, dedim ya suç ve çıkar yapılanmasının alanına girdiğiniz için de bu derin hesaplaşmalar oluyor. İşte güzel ülkemin insanları yani uyuşturucunu bak uyuşturucunun kadın ticaretini silah kaçakçılığını ve dediğim gibi yani her türlü envai çeşit işte denekçilikten tutunda parkçılığa kadar işte iş takipçiliğinden tutunda e, arazi mafyasına kadar bütün bu mafyavari işlemlerin tek elde toplanması yani şimdiki AKP denilen AKP denilen suç ve çıkar şebekesinin çıkarı tekel altına toplanması bütün grupları rahatsız etti. Ne oldu? AKP kendi tekelinde topladığı için bu olayları tuttu. Dediğim gibi beğendiği e, insanları mafyalaştırdı, onların tekelini verdi. Türkiye'de yasal olarak yani legal olarak iktidarın yapamayacağını da illegal yöntemler üzerinden işte kabadaylara falanlara falanlara yaptırdılar. Yaptırıyorlardı da, da belki de. Anladabiliyor muyum? Heh, onun için şimdi de işte o sürtüşmelerin rahat safhaya geldiği noktadır. Tarikat ve cemaatların işte e, akarları kesilmiş. İşte mafya yapılanmaların, değnekçilerin, parkçıların akarları kesilmiş. Bu yüzden sevgili güzel yurdumun insanları e, sıkıntı büyük. <laughs> sıkıntı büyük. Çünkü rant büyük bir rant. Yani öyle düşündüğünüz gibi basit bir rant değil. Türkiye'deki uyuşturucu dediğiniz zaman hiç kimse zannetmesin ki birkaç milyon dolar ya da birkaç yüz milyon dolar. Hayır. Milyar dolarların ifade edildiği bir uyuşturucu trafiği var Türkiye'de.